Ve bir de literatüre hmm. baktığımız zaman farklı üstünlük profilleri yer almaktadır. Dolayısıyla bizim bunlarla ilgili bir takım bilgi sahibi olmamız gerekiyor. İlk hmm. etapta farklı üstünlük profillerinden bahsedeceğim. Şimdi literatüre baktığımız zaman aslında farklı üstünler vardır. Farklı üstün tipleri vardır. Bunlar başarılılar, tipikiler, üstünlüklerini gizleyenler, okuldan kopanlar, iki tane alanlar ve otonom öğrenenler. Şimdi tek tek bunlara bakalım. Bazı üstün zekalar başarılı tiplerdir. Bunlar okuldaki ve evdeki sistemi çözmüşlerdir. Nerede ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Dolayısıyla bunlar çok fazla zorluk yaşamazlar. Tip 2 üstünler var. Bunlar okul ortamında çok fazla fark edilmeyen tiplerdir. Bunlar böyle otorite yani öğretmeni çok sorgularlar. Öğretmeni zorlayacak sorular sorarlar. Ancak sisteme ayak uyduramadıkları için genelde öğretmenler tarafından terslenir bu çocuklar. Diğer bir profil üstünlüklerini gizleyenler. Özellikle de kız çocukları üstünlüklerini gizlemektedirler. Bizim sosyal onay dediğimiz yani arkadaşlarım benimle arkadaşlıklarına devam etsin isterler ve üstünlüklerini gizlemeyi tercih edersin, ederler efendim. bu çocuklar. Bununla birlikte okulu bırakanlar var. Özellikle de lise dönemine kadar ihtiyaçları karşılayamayan çocuklar. Bunlar sisteme tepkilidirler ve genelde bunlar liseye geldiklerinde okulu terk ederler. İki kere farklı olmak dediğimiz bir durum var. Değerli hocalarım, üstün zeka olup da aynı zamanda öğrenme güçlüğü yaşayanlar da var. Aynı zamanda dikkat eksikliği hiperaktivite eksikliği tanısı alan öğrenciler de bulunmaktadır. Bizim maskeleme dediğimiz bir durumdan kaynaklı olarak üstün olup bu özelliğini maskeleyenler ya da bu özelliğe sahip olup da üstünlüğü gizlenen çocuklar bulunmakta. Yani biz öğretmenler genelde öğrenme güçlüğü noktasına odaklanıyoruz ya da dikkat eksikliği hiperaktivitesine odaklanıyoruz ama bu çocuğun üstün olamayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla üstünler arasında iki kere farklı olmak dediğimiz bir durum var. Bu iki durumu da gösterebilirler. Bir de otonom öğrenciler bulunmakta. Bunların da doğuştan liderlik potansiyeli gelişmiştir. Bunlar da sistemi çok iyi çalıştırırlar ve süreci başarılı bir şekilde yönetirler. Peki üstün zekalı çocukların erken çocukluk döneminden itibaren ne gibi özellikler var? Genelde aileler bana hep sorarlar hani 2 ila 6 yaş arasında çocuğun üstün çocuğun farklı özellikleri bulunmakta diye. Şimdi benim bununla ilgili bir listemiz var bunu paylaşacağım. Ama bunu paylaşmadan şunu belirtmem gerekiyor ki buradaki durumların olması çocuğunuzun kesinlikle üstün olacağı anlamına gelmiyor ya da burada olmayıp da üstün zekalı olan çocuklar da var. Çünkü her birimizin kalıtım ve çevre özelliği birbirinden farklı olduğu için dolayısıyla bunlar genel özelliklerdir. Farklı durumlarda tabii ki yaşanabilir. Peki üstün zekalı çocukların erken çocukluk yaştan itibaren ne gibi özellikleri var? Onlara bir bakalım. Bunlardan birincisi değerli hocalarım erken konuşma. Üstün zekalı çocuklar akranlarına göre daha erken konuşurlar. Erken dil gelişim özelliği görülür. Ancak burada çok önemli bir durum var. Her erken konuşan üstün zeka diyemeyiz. Erken konuşmakla beraber ileri düzey kelime bilgisi. Yani kullandığı kelime sayısıyla kelimenin niteliği çok önemli. Bazen şey diyoruz ya bu çocuk kelimeyi nereden duymuş olabilir ki diye böyle şaşırdığımız durumlar olabilir. Dolayısıyla üstün zekaların birinci özellikleri, özelliklerinden biri erken konuşmadır. Diğer bir özelliği erken okumadır. Üstün zeka çocuklar akranlarına göre daha erken okuma davranışı gösterirler. Ama burada önemli olan bir nokta var: kendiliğinden. Yani bunun bir öğretmenin ya da bir yetişkinin öğretmesi değil, çocuğun kendisini öğrenmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bu çocuklar doğuştan itibaren alfabelere, sembollere, rakamlara, araba plakalarına çok ilgi duyarlar. Dolayısıyla bu ilgilerinden kaynaklı olarak zihinlerinde ilişkilendirme yaparlar ve akranlarına göre daha erken okurlar bu çocuklar. Bunların aşırı duyarlı sinir sistemine sahiptirler. Yani duyu organları çok keskindir. Böyle battaniye üzerinden atma, altın ıslanmasına aşırı derecede rahatsız olma Yoğun böyle gürültüye karşı böyle e, rahatsız olma, kıyafetlerin şu arka etiketleri var ya, onun tenine değmesi inanılmaz derecede rahatsız eder bu çocukları. Bunların yoğun merak duyguları vardır. Sü sürekli soru sorarlar. Daha çok soyut konulara ilgi duyarlar ve farklı sorular sorarlar. Bazen hocalarımız şunu söyleyecek, 3-6 yaş arasındaki çocuklar zaten sürekli soru soruyorlar. Ama normal çocuklar bu ne sorusunu sorar, bu ne, o ne diyerek sorar. Ama üstün zeka çocuklar neden, nasıl, neden böyle olabilir gibi sebep-sonuç ilgisine dayalı sorular sorarlar. Siz onun sorusuna cevap verdiğinizde o bu cevaba karşılık tekrar soru sorarak size bunun nedenini sorar. Böyle sebep-sonuç ilişkisi kurar bu çocuklar. Üstün zekalı çocuklar 5 alanda duyarlılık özelliğine sahiptiler. Yani biraz sonra bahsedeceğimiz bu 5 alanda aşırı duyarlılık gösterirler akranlarına göre. Bunlardan birincisi psikomotor. Psikomotor olarak böyle sürekli hareket etmek isterler. Genelde dürtüsellik özelliği görülür. Hızlı konuşurlar. Bir takım tikleri olabilirler ve az uyurlar. Bazen aileler şikayet ediyor. Hocam çocuk çok az uyuyor ne yapabilirim diye. Ama bu e, çocuğun gelişim özelliğinden kaynaklı. O yüzden bunu sorun etmememiz gerekiyor. Tatlara, kokulara, seslere karşı duyarlıdırlar. Biz şey diyoruz, mesela iki ayrı fabrikanın ürettiği meyve suyunu çok ait edebilirler bu çocuklar. Böyle tatlara, kokulara karşı çok duyarlıdırlar. Normal bir çocuğu Özlem hocam sesi benim de sesim kapandı da şimdi geliyor değil mi? Bir an. Kapandı her herkes. <laughs> herkes. Tamam. Ee, normal bir çocuğu rahatsız etmeyen bir ses, bir gürültü bu çocuğu rahatsız edebilir. Bir koku bunu daha fazla rahatsız eder. Özellikle ders çalışırken bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor ailelerin ya da çocuğun giydiği kıyafet o kadar çok önemli ki bunu size anlatamıyor olabilir ama o kıyafet o çocuğu rahatsız ediyordur. Çünkü bunlar normallere göre daha duyarlıdırlar. Üstün zeka çocukların hayal güçleri gelişmiştir. Böyle gündüzleri rüya gö görme, görsel düşünme, o rüyasını canlı bir şekilde hatırlama özellikleri görülür bu çocuklarda. Zihinsel anlamda muhakeme yetenekleri çok gelişmiştir. Mantık oyunlarında ve bulmaca çözmede çok başarılıdırlar. Peki nasıl bulmaca? Onu biraz sonra söyleyeceğim. O bulmacanın bir özelliği var. Bu çocukların derin duyguları vardır. Böyle çok duygusallardır. Sınıftaki bir arkadaşına yapılan küçük haksızlık onu çok üzer. Arkadaşı belki o kadar çok üzülmüyordur ama o onu çok üzer. Böyle haksızlık durumlarına gelemez. Hemen ağlama tepkisini gösterebilirler. Genelde aileler bu durumda çok üzülürler. Hocam çocuk çok duygusal ne yaparım diye. Buna çok yapılacak bir durum yok ama onun sosyal duygusal dünyasını etkileyebiliriz. Nasıl mı? Onu birazdan sunumda bahsedeceğim. Üstün zeka çocukların <laughs> aletlere, makinelere ilgisi çoktur. Böyle e, aletlerin çalışma prensiplerini çok merak ederler. Uzayı, dinozoru, hayvanlar alemine çok ilgi duyarlar ve bunlarla ilgili sürekli sorular sorarlar. Alet makinalara ilgi duyarlar. Daha çok oyuncakları buna yöneliktir. Şimdi e, genelde aileler şey diyecek hocam ya işte bizi genelde çocuklar uzaya dinozor zaten çok meraklıdır diyecekler ama burada çok önemli bir şey var bilgi aktarma yeteneği. Üstün zekalı çocuklar e, bu ilgilendiği konuları çevresindekilerini anlatmak isterler. Uzayla ilgili bir şey mi öğren? Hemen bunu anne baba ya da abi abla dayı amca ile hemen onu anlatmak ister. Hayvanlarla ilgili bir şey mi öğrendim? Ya da o kara delikte uzaydaki kara delik hemen öğren. Hemen onunla ilgili bilgi aktarmak ister. Normal çocuk bunu kendisi için öğrenir ama üstün zeka çocuk öğrendiğini paylaşma isteği duyar. Yaratıcılık her çocukta vardır ama üstün zekalı çocuklarda yaratıcılık potansiyeli daha fazladır. Hayal güçleri çok kuvvetlidir, böyle orijinal fikirleri vardır bu çocukların. Üstün zekalı çocukların hep şey söylenir, yaşıtlarıyla anlaşamazlar. Bunların nedenlerinden bir tanesi oyunlarında doğruluğa, dürüstlüğe bağlıdırlar adil kuralların olmasını isterler. Yaşıtları dolayısıyla oyunlarda böyle çok fazla oyunun kurallarına uymadıklarını buna tepki gösterirler ve onlarla bir daha oynamak istemezler. Dolayısıyla daha çok kendinden yaşça büyüklerle oyun oynamak isterler. Ve üstün zekalı çocuklar söz <laughs> verildiğinde onun yerine getirilmesini de isterler. Üstün zeka çocukların mizah anlayışları gelişmiştir. Yetişkinleri mizahlarını anlayabilirler. Böyle akranlarının kendi mizahını anlayamadığını düşünürler. Dolayısıyla üstün zekalar aynı adil kurallar olduğu gibi mizah konusundan dolayı da yine kendinden yaşça büyüklerle iletişim kurmayı tercih ederler. Liderlik üstün zekalının doğuştan getirdiği bir özelliktir. Dolayısıyla oyunlarında lider olmak isterler bu çocuklar. Kendinden yaşça büyüklerle oyun oynamak ve onlarla iletişim kurmak isterler. Bu çocukların belki de e, okul hayatında yaşadıkları en olumsuz şey, tabii bunu Türkiye için söyleyebiliyoruz, derslerin yavaş işlenmesi ve derslerdeki konuların sürekli tekrar edilmesi onlarda maalesef sıkılma belirtileri gösteriyor. Bu da hem okula karşı olumsuz bir tutum edilmelerine neden oluyor hem de farklı disiplin davranışları göstermesine neden oluyor. Ya da biz onun bu durumunu anlayamıyoruz ve bundan dolayı çocuğu tersliyoruz. Bu da maalesef sosyal duygusal dünyasını, olumsuz olarak etkiliyor. Bir de üstün zekalı çocuklarda ki burası çok önemli, asenkron gelişim bulunmaktadır. Bazen aileler çocuklarını anlattıkları zaman hep böyle çocuğunuz zihinsel faaliyetlerini anlatır. Hep zihinsel anlamda önemli o akranlara göre daha farklı olduğunu anlatır. Ama bu çocukların sosyal, duygusal dünyası psikomotor dünyası ile ilgili bilgilere de sahip olmamız gerekiyor. Ve genelde bu çocuklarda asenkron gelişim olduğu için gelişim alanları aynı hızda ilerlemez. Yani zihin çok hızlı ilerler ama kas gelişimi yavaştır. Ama sosyal duygusal gelişimi yavaştır. O yüzden çocuklar çok hızlı düşünürler ama yazıları genelde kötüdür. Ben öğretmenlerimiz hep bu konuda bahsediyorum. Diyorum ki özellikle birinci sınıfta bu çocukların yazılarıyla ne olursunuz müdahale etmeyin. Çünkü çocuklar hızlı düşündükleri için bunu yazıya dökemiyorlar ve yazıları kötü oluyor. Ya da konuşmalar o kadar iyi olamıyor. Çünkü zihin çok iyi düş hızlı düşünüyor. Dolayısıyla siz yazıya müdahale ederseniz düzeltemezsiniz. Çocuklar yazı yazmaktan hoşlanmazlar. Genelde bilim sanat merkezi yazma ile ilgili etkinliği sevmezler çocuklar. Çünkü zamanda bu konuda çok fazla zorlanmışlardır. Ayakkabı bağını bağlayamayabilir. Sorulara çok zekice cevap verir ama kendinden yaşça küçük çocuklar gibi davranabilir. Çünkü bu çocuklarda asenkron gelişim bulunmaktadır. Bazen beni aileler böyle 2-3 yaşlarındaki çocukların özelliklerini anlatmak için işte ararlar ya da yazarlar. Ben onlara şunu söylerim. Hem bunun için birazcık erken derim. Çünkü bu arada onu da belirtelim. Üstün zekalı çocuğun tanılanması en erken 6 yaş önerilir. 6 yaştan önce zeka testinin yapılması önerilmez. Evet ailele şunu söyleyeyim. Çocukların zihinsel özel ama biraz da sosyal, duygusal ve psikomotor gelişim özelliklerini görmeniz lazım. Onlarda bir takım sorunlar yaşayabilirler. Peki yaşarlarsa ne yapacaklar? Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bir de bu çocuklar sanat, bilim, geometri, mekanik, teknoloji ve müzikte başarılı olurlar. Dolayısıyla öğretmenlerimizin hangi branş öğretmeni olursa olsun bunlarla ilişkilendirmeleri çocuğun gelişimini olumlu olarak, etkileyecektir. Geldik parlak zekalı çocukla, özel yetenekli çocuk. Biz sınıf öğretmenleri genelde bu ikisini ayırt Serkan hocam sesi yine kapandı ama bunu ben yapmadım. Şu an tamam, geldi arada. Tamam. Evet, evet tamam. Ee, Parlak zekalı çocuk. <gülüyor> Şeye gülüyorum Özlem Hoca. Bunu ben yapmadım diyorsun. Teknenin sesini kısma gibi oluyor. Şey var bizim eğitimlerimizde de çok rahatsızlıyoruz buna. Genelde biz öğretmenler hani Zoom'da sesimizi açık bırakıyoruz ya. Dolayısıyla girerken hep ses açık bir şekilde giriliyor. O yüzden tabii ki bundan bir şey yapacak bir şey de yok. Şimdi evet. e, biz öğretmenler parlak zeka çocukta özel yetenekli çok ayırt edemiyoruz dedik. Parlak zeka çocuk zeka puanını 129 ve 6 alan çocuktur. Özel yetenek çocuk 130 ve üzeri alan çocuktur. Şimdi bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Çünkü e, yayının başında sonra gelen hocalarımız oldu. Biz üstün zekalı çocukları bilim sanat merkezine yönlendirirken genelde parlak zekalıları yönlendiriyoruz. Üstünü yönlendiremiyoruz ancak parlak zekalı çocuklar bu alanlarda Ha, geçin oldu. Ee, bu çocuklar tanı alamayınca maalesef çok mutsuz oluyorlar. Sosyal duygusal anlamda üzülüyorlar. Müziğe, resme küsüyorlar. Ee, çünkü biz çocuğa sen üstünsün diye yönlendiriyoruz. Bu çocuklara haksızlık ediyoruz. Bir yandan da üstün olup da onun üstün olduğunu bilmediğimiz için bu çocuğu da buraya yönlendiremiyoruz. Ve çocuklar da dolayısıyla bu çocuk da bu haklardan yararlanmıyor. Ona da haksızlık ediyoruz. Dolayısıyla biz unutmayalım ki değerli hocalarım üstün zekalarda iki kere farklı olmak dediğimiz bir durum olabilir. Hem dikkat eksikliği hem üstünlük özelliği gösterebilir. Asenkron gelişim gösterebilir. Dolayısıyla biz bu çocukları daha iyi bir şekilde tanımamız gerekiyor parlak zekalının şimdi tanım olarak söyledim ama şöyle söyleyeyim özetleyeyim. Hani biz öğretmenlerin sınıflarında böyle çok fazla fazlasıyla sayı olarak istediğimiz öğrenci vardır. Ya. Hani soru sorduğumuzda hemen parmak kaldırıyor, hemen sorumuza cevap veriyor, ödevlerini düzenli bir şekilde yapıyor, derse katılıyor. Böyle düzenli olan o öğrenciler var ya işte onlar aslında daha çok parlak zekalı çocuklardır. Peki arada ne gibi farklar var? Değerli hocalarım. Parlak zekalı çocuklar Bunlar ilgilidirler. Sizin anlattığınız şey ilgiyle dinler. Ama dinler. Üstün zeka çocuk bunu merak eder. Size bununla ilgili sorular sorar. Üstün zekalı çocuklar sorduğunuz soruya, pardon parlak zekalı çocuklar sorduğunuz soruyu hemen cevap verir. Hemen parmak kaldır cevap verir. Ama özel yetenekli çocuklar cevaplara karşı soru sorar. Peki öğretmenim o neden öyle? Niye öyle ki öğretmenim diye onunla ilgili sorular sorar. Parlak zekalı çocuklar sıralı düzenli bilgi ister. <laughs> Ama üstün zekalı çocuklar karmaşıklığı sever. Böyle e, bilimsel çözüm üretmeye, problem çözme, o uzayı merak edilmeyen noktalar, onlar böyle çözülmemiş, onlar ne yapar çok merak eder. O dinozorların o dönemin halini çok merak ederler. Çünkü orada bir karmaşıklıklı vardır. Ondan dolayı çocuklar karmaşıklığı severler. Parlak zekalı çocuğun zihni uyanıktır. Hemen sizin sorunuza cevap verir. Ama özel yetenekte öyle hemen cevap vermeyebilir. Önce onu anlamaya çalışır. Ondan bir anlam çıkartır. Eğer a, onunla bir ilişkilendirme yapmazsa tekrar size onunla ilgili soru sorar. Daha sonra size cevap verir. Parlak zeka çocuk verilen işi yapar. Ancak üstün zeka çocuk onunla ilgili proje oluşturur. Parlak zekalı çocukların iyi fikirleri vardır. Yani biz öğretmenleri memnun eden cevaplar verirler. Ama özel yetenekli çocukların alışılmamış tuhaf fikirleri vardır. Parlak zekalı çocuklar okuldan hoşlanırlar. Üstün zekalı çocuklar öğrenmekten hoşlanırlar. Parlak zekalar verilerini kolayca alır, hemen öğrenir, size çok fazla sıkıntı çıkartmaz. Ama özel yetenekli o coşkuludur, gergindir. Orada soru sorar, onu anlamlandı, tekrar size sorar, o kafası yatmayana kadar tekrar tekrar onu soru sorar ve orada bir gerginlik yaşar. Parlak zeka çocuklar akranlarıyla olmaktan hoşlanır. Üstün zekalı çocuklar kendinden yaşça büyüklerle oyun oynamaktan, onlarla bir arada olmaktan zevk alırlar. Üstün zekalı çocuklar. Peki, bizim üstün zekalı bir çocuğumuz var. Ya da biz üstün zekalı çocuklarla çalışıyoruz. Bunları desteklemek için neler yapabiliriz? Tabii ki bu lise sadece üstünler için değil ki bana göre her çocuk özeldir. Her çocuğun potansiyeli farklıdır. Dolayısıyla her çocuğun buna, buna desteğe ihtiyaç vardır. Benim burada konumuzun teması üstün zeka olduğu için böyle diyorum ama bu liste aynı zamanda bütün çocukların eğitiminde olması gereken bir nokta. Biz çocuklarımızın akademik anlamda derslerde başarılı olmasını istiyoruz. Fende, matematikte, yabancıda başarılı olmasını istiyoruz. Biz genelde böyle kurslara falan gönderiyoruz. Ama şimdi vereceğim listeyi eğer yaparsanız çocuklarınız hem bilişsel hem sosyal duygusal hem de psikomotor anlamda çok he başarılı olacaklar aynı zamanda mutlu olacaklar çünkü bizim amacımız hem mutlu olmalarını sağlamak hem de başarılı olmalarını sağlamak bunun yolu beyinden geçiyor eğer biz çocuklarımızın beyninin nasıl çalıştığını bilirsek Beyni desteklersek çocukları hem bilişsel hem sosyal duygusal hem psikomotor anlamda gelişmiş oluruz. Beyinle ilgili yapılmış çalışmalar bir bilgimizin yanlış olduğunu söylüyor. Biz hani insanları ayırıyoruz ya sağ beyniler, sol beyniler diye. Evet, sağ beyni yapmış olduğu bir takım görevler var. Sol beynin de yapmış olduğu bir takım görevler var. Ama unutmayalım ki sağ beynin kendisinden beklenen bu görevi yerine getirmesi için sol beyin tarafından desteklenmesi Sol beynin de kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi için sağ beyin tarafından desteklenmesi gerekiyor. Peki hangi faaliyetleri desteklersek ya da hangi faaliyetleri gerçekleştirsek çocuğun beyin gelişimini ve diğer gelişim alanlarını desteklemiş oluruz? Bunlardan birincisi sanatsal faaliyettir. Çocuğunuz üstün zekalıysa hayatında muhakkak sanat olması gerekiyor. Sanatla uğraşan çocukların yabancı dilden tutunda fen, matematik gibi derslerde daha başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Müzik, resim, drama, heykel, çizim hangisi olursa olsun bunlarla uğraşan çocuklar testlerde daha başarılı oldukları, daha yüksek puan aldıkları ortaya konulmuştur. Sanat aynı zamanda çocuğun yaratıcılığını geliştiriyor. Sanat aynı zamanda çocuğun sosyal duygusal gelişimini sağlayarak daha mutlu olmasını sağlıyor aynı zamanda o el kaslarında gelişimini desteklemiş oluyor. Yani sanat çocuğunuzun bütün olarak gelişimini destekliyor. Çocuğunuzun mutlu olmasını sağlıyor sanatsal faaliyetle ilgilenilmesi. dolayısıyla çocuğumuzun hayatında muhakkak sanat olması gerekiyor. Burada şey söyleyeyim. Bazen aileler şöyle söylüyor. Hocam diyor ben ve eşim çocuğumuzun piyano kursuna gitmesini çok istiyoruz diyor. Genelde biz aileler, bunu açıkça söylemek istiyorum, popüler şeyleri seviyoruz. Ama çocuk acaba piyanoyu istiyor mu gerçekten? Ya da o çocuk gerçekten bizi mutlu etmek için mi evet diyor ona? Onu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada önemli olan çocuğun ilgi duyduğu bir alanda çocuğa yönlendirmemiz gerekmekte. Üstün zekalı bir çocuğunuz varsa çocuğunuzun ilgi alanını muhakkak tespit etmeniz ve ilgi alanı yönelik derinlemesine çalışmalar yapmanız gerekiyor. Genelde erken çocukluk döneminde de aileler şunu söylüyor, hocam biz ne yapabiliriz? Yapacağınız en uygun şeylerden bir tanesi çocuğunuzun ilgi alanlarını belirleyin, çocuğunuzu farklı ilgi alanlarıyla karşılaştırın ve o ilgi alanlarıyla derinlemesine çalışmalar yaptırın. Ailelere ya da çocuklara şunu soruyoruz, ilgi alanı nedir dediğimizde aileler iki cevaptan birini veriyor ya futbol diyorlar ya uzay diyorlar. Ama farklı ilgi alanları da var. Dolayısıyla bunlarla karşılaşmaları gerekiyor. Ben şu an sizlerle bir kısmını paylaşın. Bunlar yapılan araştırmalarda üstün zeka çocukların ilgi duyduğu alanlar. Uzay, çevre sorunları, hayvanlar, karikatür, astronomi, arabalar, makinalar, sanat, mayalar, mitoloji, arkeoloji, nükleer enerji, havacılık, ee, edebiyat, bilgisayar programları gibi teknolojik konular gibi durumlara ilgi duyuyorlar. Dolayısıyla çocuklarınızın bu alanlarla karşılaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunlar çocuğun hem bilgisayar gelişimi destekliyor hem de sosyal duygusal gelişimini destekliyor. Diğer önereceğimiz şey yabancı dil eğitimi. Yabancı dil eğitimini erken yaşlarda almak çocuğun beyin gelişimini destekliyor. Yabancı dil eğitimi almak çocuğun fen, matematik gibi derslerde daha başarılı olmasını sağlıyor. Yabancı dil erken, yabancı dil siz üniversite sonrasında öğrenebilirsiniz. Ama kelimeleri doğru telaffuz edebilmek için, o dil bilgisi kurallarını daha etkili bir şekilde öğrenebilmemiz için ergenlik öncesi gerekiyor. Yabancı dil öğrenmek çocukların beyin gelişimini destekliyor. Diğer bir önemli bir nokta, bu biz yetişkinler için de geçerli olan bir durum, Egzersiz ve spor. Spor beynimizin ıı, plastitesini, o beyindeki hücreleri destekleyen ve geliştiren bir etkinliktir. Spor yapmak çocukların beyin gelişimini destekliyor. Burada iki şey belirtmek istiyorum. Bunlardan birincisi ıı, ben aynı zamanda bu uzaktan eğitimde çocuklar nasıl başarılı olabilir? Uzaktan eğitimde başarıyı nasıl sağlayabiliriz? Eğitimler vermekteyim. Orada da bunu belirtiyorum. Çocuklar ekran başına oturmadan önce müzik eşliğinde, müzik olmasa bile müzik eşliğinde fiziksel egzersizler yapması çocukların derse odaklanmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalar Yüksek puan alanlarla orta düzey puan alan çocukların ders programları inceleniyor. Yüksek puan alan çocukların derse başlamadan önce fiziksel egzersizler yaptıkları ortaya konuluyor. Dolayısıyla çocuklarınızın bu fiziksel egzersizler yapması hatta e, dersin başında ders arasında ders sonrası bu hareketleri yapmak çocukların beyin gelişimini destekliyor. Diğer önemli olan bir nokta e, sporla beraber tabii ki çocuğun ilgisi burada çok önemli ama ben üstün zeka çocuklarının genelde takım oyunlarına yönlenmesini öneriyorum. Futbol, basketbol gibi. Tabii ki bireysel sporlarda olabilir, asla ona bir şeyim yok ama takım oyunun şöyle bir özelliği var: üstün zeka çocuklar akranlarıyla sıkıntı yaşayabilirler. Eğer takım oyununa giderse akran ilişkileri daha sağlıklı gerçekleşiyor. Üstün zeka çocukların doğuştan getirdiği lider potansiyeli var. Bu takım oyuna giderse bunu çok etkili bir şekilde kullanabiliyor. Üstün zeka çocukların psikomotor gelişimleri yavaş ama takım oyunlarına giderse o el becerileri, el kasları, o ayak kasları daha da gelişmiş oluyor. E, ee, bununla beraber o çocukların sorumlu kalma, bir işe başlayıp bir işi devam ettirme gibi becerilerinde gelişmiş oluyorsunuz. Eğer dürtüsellik özelliği gösteriyorsa o dürtüselliğini daha etkili bir şekilde yönetmesini sağlıyor takım oyunları. Dolayısıyla değerli hocalarım sizler ailelere bunu belirtin. Aileler de şu an bizi dinliyorlar. Ne olursunuz çocuğunuzun hayatında sanat olsun, spor olsun, yabancı dilden bir ya da iki tane dili erken yaşlarda öğrensinler. Devam edelim. Diğeri matematik oyunları. Özellikle de sudoku. Ee, hani bu uzmanlar biz yetişkinlerde ileride Alzheimer olmamamız için bulmaca çözdüğümüzü önerirler ya değerli hocalar. İşte burada önerilen aslında sudokudur. Sudoku oynamak, beyninin yapısındaki, beyindeki miyelin kılıfları var, o nöronlar, hücreler arasındaki bağlantılar, onların daha da kalınlaşmasını sağlıyor. Onun kalınlaşması, düşünmenin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Bir de sudoku oynarken orada yaşanan bir takım sabırsızlık, hayal kırıklığı, o yarışmacı baskı var ya, işte o da aynı zamanda sosyal duygusal gelişiminde destekliyor. Dolayısıyla biz çocukların sadece... E, şey değil bulmaca ile beraber su doku darda da karşılaşmaları sağlamamız gerekiyor. Şimdi ben bir tane liste vereceğim. Listeyi şöyle açayım. Su doku ve türevlerini oynatalım. Bunlar sihirli piramit, işlem karesi, kakuro, ABC bağlama, fotoşiki, çadır, kare karala, çift, bölgesel su doku, kapsül, karala, ken doku, domino, apartmanlar gibi matematik oyunları var. Hangi branşın öğretmeni olursak olalım derslerde bunlarla ilgili çalışmalar yaptırtabiliriz ya da aileler çocuklarıyla bunun birlikte yapması hem çocuklarınızın beyin gelişimini hem de kendinizin de o e, beyin gelişimi destekleyecektir. Aynı zamanda çocuklarınıza kaliteli bir vakit geçirmiş olacaksınız dolayısıyla. Şimdi bazen aileler şey soracaklardır hani hangi yayını ben pek böyle yayından ziyade bunu şey önerebilirim. Türk Beyin Takımının Akıl Oyunları kitabı var. Burada o bu oyunlar orada yer almakta. Yani ondan kullanabilirsiniz. Ya da bugün internette bu tarz oyunlara çok rahat ulaşabilirsiniz değerli hocalarım. bir de şey çok önemli. Hani biz sudoku oynarken diyelim ki hep böyle orta düzeyi çözeriz. Örnek veriyorum. Ya da sadece kolayları çözeriz. Ama burada önemli şudur. Kolay, orta, zor. Yani kolaydan zora doğru gitmesi gerekiyor. Bu da beynin sevdiği etkinliklerden biridir. Ve geziler düzenlemek, müze, resim galerisi, sergiler düzenlemek çocukların beyin gelişimini destekliyor. Bugün e, pandemi döneminde e, binlerce müze kapılarını açtı sanal müze dünyada ve Türkiye'de. Aileler çocuklarına ki Google'a sanal müzeler yazdığınızda onlarca müze çıkıyor. Bence önce bir anıt kabirden başlayıp Türkiye'deki ve daha sonra dünyadaki bütün müzeleri gezerlerse hep çocuklarınızın yaratıcılığını gelişmiş oluyorsunuz. Hem çocuğunuzun beyin gelişimi desteklemiş oluyorsunuz hem çocuğunuzun derslerde daha başarılı olmasını sağlıyorsunuz. Ve çocuğunuzun ileride keşif yapabilme becerisinde, o keşfetme becerisini, o yaratıcılığında desteklemiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bunu çocuğunuzla birlikte yapmanız, çocuğunuzla kaliteli bir vakit geçirmenizi de sağlayacaktır. Dolayısıyla birlikte geziler düzenleyin. Bu çocuğunuzun beynine çok iyi gelecektir. Bizim beynimizin çok sevdiği bir şey var. Sevgi ve ilgi. Ama burada şey çok önemli. Sadece anne sevgisi değil, babanın da sevgisi çok önemli. Çünkü biz bir bütün bir varlığız. Beyin bir bütün bir varlıktır ve bütün ister. Dolayısıyla sadece annenin sevgisiyle bu yetmez. Babanın da ilgisi ve sevgisi bu süreçte çok önemlidir. Yapılan araştırmalarda ki ben de aynı zamanda sosyal medyamda bununla ilgili bir video var onu gösterdim. İki tane beyin görüntüsü aynı yaşlarda iki çocuğun beyin görüntüsünü gösterdik. Bir tane beynin diğerine göre daha küçük olduğu ile ilgili bir görüntüydü bu. Ee, i̇lgi ve sevginin olmadığı bir ortamda büyüyen çocuğun beynin yapısında küçülme olduğu gözlemleniyor. Yani ilgi ve sevgi o kadar çok önemli ki hem beynin yapısını etkiliyor hem de beynin işlevini etkiliyor. Dolayısıyla çocuklarınızın hangi davranışı gerçekleşsin, kaç puan alırsa aslında onlara olan ilginizi ve sevginizi ama... ...göstermeyi de ihmal etmeyin. Onu göstermek çok önemli. Yani onu aferin demek yetmiyor. Ona o sarılmak falan onlar da bizim için nedir? Burada çok önemlidir. Ben hazır bunu yapmışken Özlem Hocam bir şey belirteyim. Biz aynı zamanda Baba Destek Eğitim Programı'nda da hep bundan bahsediyoruz. Şu sarılmak o kadar çok önemli ki çocuğunuza sarılmak... Özellikle de erken çocukluk dönemindeki çocuklar için söylüyorum. Bugün baktığınız zaman çok taciz haberleri falan diyoruz. Eğer siz çocuklarınıza sarılırsanız, şu sarılmayı çocuğunuza yaşatırsanız, çocuk o zaman başkasıyla anne babasının arasındaki farkı o zaman anlayacaktır. Dolayısıyla hem çocuğunuzun bunu anlamasını sağlamak, hem çocuğunuza olan o ilgiyi gösterebilmek için bu sarılmak noktası önemli. Bir de kullanacağımız bazı ifadeler var, onu da biraz sonra bahsedeceğim. Geldik bu noktaya. Ee, biz aileler genelde puanı konuşmayı çok seviyoruz. İşte çocuğum 135 mi aldı, 130 mu aldı, 140 zeka puanı. Ee, zeka puanı odaklanmayın. Çocuğunuzun çabasını takdir edin. Çocuğum 100 aldı, çocuğum 95 aldı. Buna odaklanmamak lazım. Önemli olan bunun çocuğun bunu takdir etmesini, çaba göstermesi gerekiyor. O çabasını takdir edin. Bazen aileler şunu soruyor. Hocam ben üstün, çocuğum üstün zekalı. Çocuğumun puanı çocuğa söylemeli miyim, söylememeli miyim? Değerli hocalarım. Çocuğunuza 135 ya da 140 aldınız diye belirtmenize gerek yok. Ama çocuğunuzun bir potansiyelin olduğunu, akranlarına göre o potansiyelin daha fazla olduğunu tabii ki söyleyeyim. Serk olarak benim de bunu duymaya ihtiyacım var. Benim de güçlü yanımı bilmem gerekiyor. Ama puan derseniz şöyle bir algı oluyor çocuklarda. Ha, benim zeka puanım 135. Ben biraz ders çalışmazsam bu 130'a düşecek. Eyvah benim puanım mı düşecek acaba? Biraz çalışsam nasıl yükselteyim diye. O zeka puanı sanki 2-3 ders çalışma ile yükseleceğini ya da azalacağını düşünüyor. Bu da maalesef bir takım kaygılar yaşamasına neden oluyor. Çocuğunuzun potansiyelini çocuğunuza konuşun. Ama çocuğunuzun puanını konuşmanıza gerek yok. Hatta ben ailelere çok da puanını öğrenmelerini de önermiyorum. E, ee, çocuğunuz yüz almayabilir. Çocuğunuzun önemli olan yüz alması değil de önemli olan çocuğunuzun çabasını takdir etmeniz gerekiyor. Bir de üstün zeka çocuklar liderlik potansiyeli bulunmakta. Doğuştan gelen bir potansiyel var. Dolayısıyla çocuklarınızın sosyal sorumluluk projelerine katın. E, ee, Lösev'in, Teman'ın, Kızılay'ın, Yeşilay'ın bunların çeşitli sorumluluk projeleri var çocuklara yönelik. Bunları yapmasını sağlayın. Okulda bunlara yönelik etkinlikler yapmalarını sağlayın. Bunlar çocuğunuzun liderlik becerilerini de geliştirecektir. Bu üstün zeka çocuklar için hep şey söylüyoruz. Bizim ülkemizin ileride toplumumuzun liderleri bugün çocuklar olacak. Dolayısıyla bu çocukların geleneklerimizi, göreneklerimizi, tarihi çok iyi bilmesi gerekiyor. Bir de bununla beraber bilim tarihinde çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bu çocukların şunu fark etmesi gerekiyor. Bir bilim adamını bir şey yaptığı zaman aslında daha önceki bilim adamlarından esinlendiğini, daha önceki bilim adamlarının ona ilham kaynağı olduğunun fark etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bilim tarihini bilirlerse, kendi toplumumuzun tarihini bilirlerse o zaman yeni bir şeyler üretmeyi isteyeceklerdir. Keşif yaparken geçmişteki durumla bugünkü durumu ilişkilendireceklerdir. Bir de biz eğitimlerde hep şey konuşuruz da hikaye anlatıcılığı, masal anlatıcı ama en güzel hikayeler, en güzel masallar anneannelerde, babaannelerde, dedelerde. Dolayısıyla çocukların bunlarla karşılaşmasını sağlayın. Çünkü bunlar çocuğun sosyal duygusal gelişimini destekleyecektir. Ve kesinlikle önerdiğim diğer bir nokta biyografi türü eserler okutalım. Üstün zekalı çocuklarda bir kaygı vardır. Acaba benim üstünlüğüm ee, sönecek mi? Peki ben ne yapmalıyım? Acaba hata yapabilir miyim diye böyle endişeleri vardır. Siz bu çocuklara hayatta başarılı olmuş gayretli kişilerin hayat hikayeleri okumalarını sağlayın. Çocukların şuna ihtiyacı var. Aynı benim gibi birileri hayal kurmuş, hayali için çabalamış. Yeri gelmiş hayal kırıklığı yaşamış ama ayağa kalkmasını bilmiş ve hedefi için çalışmış, başarmış. Çocukların bunu görmesi gerekiyor. Somut olarak bunu görebilmesi için de biyografi türü eserler okutmamız gerekiyor. Şimdi aileler şunu soracaklar. Peki hocam önerdiğiniz kitap var mı diye. Burada da üstün zeka çocuğun ilgisi çok önemli. Yani çocuğunuzun ilgisi fen alanına yönelikse Tesla'nın hayatı olabilir. Çocuğunuz bir sanatta yana, yana bir ilgisi varsa o zaman bir sanatçının hayat hikayesini okutturabilirsiniz. Gayretli kişilerin hayat hikayelerini okuması çocuğun e, somut bir şekilde bunu görmesini sağlayacak. Hatta ailelere şunu öneriyorum. O kitabı siz de okuyun. Çünkü sizin o kitabı okuyup daha sonra çocuğunuzla konuşmanız çocuk aynen babam beni anlıyor mesajını alacaktır ve çocuğunuza iletişim kurmuş kurma yolunu görmüş olacaksınız. Bizim genelde aileler şey var, çocuğun okuma becerisini kitap verip kitap okusun. Ama kitap okuma becerisi öyle kazanmaz. Çocuğun onunla ilgili aynı zamanda model görmesi de gerekiyor. Dolayısıyla o kitabı siz de okursanız hem çocuğunuza iletişim kurma becerisini gelişmiş olacaksınız. Hem de çocuğunuza o kitap okuyarak da rol model de görmüş olacak. Aynı zamanda çocuklar sizde rol model alacaklardır. Bir de Üstün zeka çocuklarda e, olumsuz mükemmelliyetçilik özelliği görülür. Nedir olumsuz mükemmelliyetçilik? Bunlar aşırı yüksek standartlara sahiptirler. Böyle hedefleri çok yüksektir. Hatadan kaçınırlar ve çabaların hiçbir zaman başarılı yetermeyeceğini düşünürler ve tedirgin olurlar. O kaygı durumu maalesef bu çocukların aşırı mükemmelliyetçi davranışlar göstermesine neden olur. Peki çocuklar neden aşırı mükemmelliyetçi davranışlar gösterir? Bunlardan birincisi ilgi ve sevgi ihtiyacının karşılanmaması. Siz eğer çocuğunuz yüz aldığında, çocuğunuz iyi bir şey yaptığında onu ödüllendiriyorsanız, onu takdir edip onu sevgi gösterisi bulmuyorsanız, çocuklarda şöyle bir şey gelişir. Ben ne zaman yüz alırsam annem babam o zaman bana sevgi gösterirse bul. O zaman hep yüz almak için uğraşacak. Ama unutmayın ki çocuğumuz her ne yaparsa yapsın ilgi ve sevgi göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Eğer siz benim çocuğum acaba yetenekleri sönecek mi diye böyle bir kaygı düşüyorsanız aynı kaygı çocukta yaşar. Çocuk da benim yeteneklerim acaba tehlikeye düşer mi endişesiyle aşırı mükemmelleci davranışlar gösterir. Hata yapmaktan korkarlar. Aile beklentisi, biz öğretmenlerin beklentisi çocukların aşırı mükemmelleci davranışlar göstermesine neden oluyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Çocuklara ne olursunuz şu ifadeyi kullanmayın. Her zaman yapabileceğinin en iyisini yap ifadesinden kaçının. Peki ne diyeceğiz? En iyi çabayı gösterdiğinden emin ol. Sen yeter ki elinden geleni yap. Sonuç olmayabilir hiç önemli değil. Önemli olan çabadır. En iyisi diye bir şey yok. O en iyi her zaman ulaşabilmek çocuğun aşırı mükemmellekçi davranışlar göstermesine neden olacaktır. Çocuğun öz yeterliliğini etkileyecektir. Her şeyle birlikte yani çocuğu olumsuz etkilenenle birlikte sizinle olan ilişkisi de olumsuz olarak etkilenecektir ve büyüdüğünde genelde sizlerden uzaklaşacaktır. Belki sevgisi, saygısı devam edecek ama mekan olarak aynı ortamlarda bulunmak istemeyecektir. Dolayısıyla çocuklarınızın e, en iyi çabayı gösterdiğinden emin ol. Önemli olan senin mutlu olman diyerek bunu belirttim. Bir de bizim yap yapmış olduğumuz bir durum var. Biz çocuklarımızın hedeflerini konuşuyoruz. Mesela çocuklara soruyoruz. Ee, sen ileride ne olacaksın diye işte e, hep doktor mühendis hakim diyor İşte hep iyi üniversiteleri sayıyorlar evet bu olsun ama çocuklarımız o uzak ve ulaşabilmek için bunun kısa süreli hedeflerden geçtiğinde fark ettirmemiz gerekiyor. Çocuğunuz eğer ilkokula gidiyorsa çocuğunuza aylık hedefler ya da yıllık hedefler koyun. İlkokulun hedefine koyun. Sonra ilkokulda neler yaptı neler yapmadı ilk olduk sonunda bunu değerlendirin. Nelere yapmadın? Şunları şunları yapmadın. O zaman bundan sonra ne yapacaksın? Onlara dikkat edeceğiz diyerek ortaokul hedeflerini, daha sonra lise hedeflerini koydurtun. Yani adım adım ilerletin. Bu durum çocuğunuzun ileriki hedeflere ulaşmasında sağlayacaktır. Biz çocuklarımıza maalesef kısa süre hedefler koydurtamıyoruz. Çocuklarımıza yıllık hedefler koydurtmamız çocuğun başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Bunu az önce de belirttiğim gibi mükemmellik için de söyleyeceğim. Çocuklara gayretli hayat, gayretli kişilerin hayat hikayelerini okuması, o biyografi tarzı kitaplar okumasını sağlayın. Bir de çocuklarınıza üstün, özel, en iyi, en zeki gibi kavramları kullanmayın. Çünkü bunlar çocuğun ben her şeyi yapabilirim mi kazandıracak? Ama maalesef özellikle asenkron gelişiminden dolayı bunu yapamadığında bu çocuklar hayal kırıklığı yaşayacaklardır. O yüzden bu ifadeleri kullanmamaya çalışın. Bir de biz bu çocukların eğitiminde farklılaşma ve zenginleşme uyguluyoruz. Zenginleşme dediğim şey, buna çok girmeyeceğim hem süreden kaynaklı olarak, çünkü ayrı bir eğitimin konusu ama şunu bahsedelim. Bazen öğretmenler soruyor, biz bu çocuklar nasıl etkinlikler gerçekleştirdin diye. Üst düzey çocukların eğitiminde bizim bu e, kazanımlarımızda analiz, sentez, değerlendirme düzeyinde eğitimde etkinlikler yapmamız gerekiyor. Yani üst düzey etkinlikler yapmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda etkinliklerin zenginleşmesi anlamına geliyor. Sınıfta yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, bilimsel düşünmeye geliştirecek etkinlikler yapmamız gerekiyor. Üstün zeka eğitiminde en çok kullandığımız modellerden bir tanesi Renzulli'nin zenginleşme tipidir. Adam şöyle anlatıyor, basitçe anlatayım. Diyor ki, çocuk üstün zekalara çalışıyorsanız üç tür zenginleşme vardır. Önce diyor, çocuğun öğretim programında olmayan ama çocuğun ilgisini çeken konularla karşılaştırın. Daha sonra çocuklara düşünme becerileri eğitimi verin diyor. Yaratıcı eleştirel düşünme becerisi verin. En sonunda çocuk kendisi proje yapması sağlayacak faaliyetler gerçekleştirin diyor. Bir de farklılaşma modellerimiz var. Bunlar üstün zeka çocukların eğitiminde kullanan modeller. Bir de yöntemlerimiz var. Bu katlı öğretim, raf, öğrenme istasyonu, temel giriş noktaları gibi yöntemler var. Bu yöntemler aslında sadece üstünler değil, aynı zamanda normal e, zeka düzeni sahip olan çocukların eğitiminde de kullanacak yöntemler. Mesela bunlardan bir örnek vereyim. Katlı öğretim uyguluyorsunuz. Tek bir yöntemle sınıfınıza farklılaşmayı sağlıyorsunuz. Ya da ajanda yöntemini Farklaşmayı sağlıyorsunuz. Bununla ilgili e, benim doktora tezim farklılaşmış öğretimde yakında bununla ilgili bir kitabımı çıkaracağım. E, şu an baskıda. Bunun 10 tane yöntem verdim. 10 tane yöntemi nasıl uygulayabiliriz? Nasıl farklılaşmayı sağlayabiliriz? Bununla ilgili dediğim gibi hani sizler de sınıflarınızda bu yöntemleri kullanarak farklılaşmayı sağlayabilirsiniz. E, ben belki biraz hızlı oldu ama e, Özlem Hocam henüz hani, sizin de vermiş olduğunuz süre kapsamını bu şekilde tanımladım. Umarım e, şey olmuştur. Şunu da belirteyim. Bazen aileler ya da öğretmenler üstünlerle ilgili sorular sormak sormak istiyorlar. Hani onunla ilgili bana sosyal medyadan da Serkan Demir 4 adresinden de isterlerse ulaşabilirler. Evet ben elimden geldiğince üstün zekalarla ilgili bir farkındalık oluşmaya çalıştım. Tabii ki hep söylüyorum her çocuk özeldir, her çocuk farklıdır. Her çocuğun potansiyeli birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her çocuk üstündür diyebiliriz. Her çocuk özeldir bu çocuklar nasıl gibi özellikleri var bunu bilelim. Bu çocuklar nasıl destekleyelim bunu bilemiyorum. Bir farkındalık çalışmasıydı. Umarım bir farkındalık sağlamışımdır. Serkan hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Senin aynı konuda bir etkinliğimiz daha olduğu için Eee, tutmak zorunda kaldık ama Serkan Hocamı sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Gerçekten her paylaşma bir seminer niteliğinde. Aa, teşekkür ederim hocam. Sağ olun. değerli katılımcılarımız, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz. Mulla Öğretmen Akademisi bünyesinde bugün özel yetenekleri ne kadar tanıyoruz? seminerinde Doktor Serkan Demir'le ile beraberdi. kendisine verdiği klinik bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de aynen katılımcılarınızdan aynen. dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, soru alma fırsatınız var mı? Bir beş dakika en azından Serkan Hocam mümkünse. benim için var. Benim için hiçbir, hiçbir, hiçbir sakınca tamam, yok. o zaman bir beş dakika daha devam edebiliriz. Tabii tabii. Yani ben e, kalabilirim dakika. ama dediğim gibi sizin sanırım başka bir program olduğu için yoksa bana hiç benim için sorun değil. Tamam. İhsan Bey bir tabii sorusu şey. var galiba. İhsan tamam. Bey buyurunuz. Öğretmenim şimdi <laughs> ben, öncelikle ben, <laughs> sizden çok teşekkür ederim. Bu arada sizi çok daha önceden tanıyorum. Um, dördüncü sınıf öğretmenliği yapmıştınız. Evet EBA'da aynen EBA'da evet. Aa, evet orada da yine bir görev aldım. <laughs> Peki e, senin adın İhsan evet. mı yoksa e, İhsan senin adın mı? Evet öğretmenim. Ha, tamam, İhsan çok memnun oldum. E, sorun alayım İhsan. Öğretmenim ilk başta göstermiştiniz. Herhalde 19.7 dakikalarında falan bir araba plakaları ezberleme gibi bir şey vardı. Evet. Ee, ben de öyle bir yetenek yok ama ben de şarkı söyleme, e, astronomi ile ilgilenme ve resimle ilgilenme, özellikle coğrafya, e, şey ülkelerin şey yüz ölçümünü boyama, bir de bayraklarıyla ile beraber boyama gibi bir ilgim var. Bu benim ne özelliğine taşıyor? Şimdi İhsan ben onu sunarken başına şöyle bir ifadede bulundum. Dedim ki buradakilerin hepsi her çocukta olacak diye bir durum yok. E, farklı olur ya da üstün olup da bu özellikleri taşımayan çocuklarda olabilir diye belirttik. Tabii ki bunlar çocukların gelişim özellikleri. Bizim çocuklarımızın özel yetenekli olup olmadığı ilgili testler bulunmakta. Ee, o testler rehberlik araştırma merkezinde yapılmakta. Ee, bilmiyorum seninle böyle bir test yapıldı mı sana? Belki ailenle e, rehber öğretmenize görüşüp rehberlik araştırma merkezine böyle bir tanılama sınavına dahil olabilirsin. Evet, tamamdır. Çünkü bizim burada hani birkaç özellikle bu çocukta böyle bir özellik var diyemiyoruz. Bunu demek çok doğru bir durum değil. Ama çok güzel özellikleri var. Bunları ee, yine elinden gelince geliştir. Bunları geliştirerek de ileride hani, e, hem eğitim hayatında hem meslek hayatında bu bilgileri çok güzel kullanabilirsin. Uzun süre belleğin çok gelişmiş. Bunu da, bu anlattıklarından bunu görüyorum, duy, şey hissediyorum. Ee, bunu dediğim gibi çok yararlı yerlerde çok farklı şekilde kullanabilirsin. Bunları geliştirecek eğitimlerde almanı öneririm. Önerdiğiniz kitaplar var mı Serkan Hocam? Katılımcılarımızdan böyle bir soru geldi. Yani şimdi şöyle bir durum var hocam. Genelde bizim önereceğimiz gibi akademik bilgiler oluyor. Hani akademik yayınlar oluyor. O yüzden üstün e, üstü zekalarla ilgili çalışan hocalarımızın tabii kitap şeyleri var ama hangi konularda ihtiyaçlar varsa belki ona yöne gitmek daha etkili olabilir. E, çocuklar için soruyorsa biyografi türü eserler ya da işte alana göre değişiyor. Hani buna net şu kitap diyemiyorum ilgi duyulan şey neyse, ihtiyaç duyulan neyse ona yönelik kitap olabilir. Ee, yine sosyal medyada hani sordukları zaman ben belki orada da hani neyse ilgi alanı ona yönelik kitaplar önerebilirim tabii ki. Başka soru yok galiba. Serkan Bey, evet. e, çok teşekkür ederiz. İl, Muğla İl Milli Müdürlüğü adına, müdürümüz Sayın Pervin Törü adına size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ha, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, böyle çalışmaya bana da yer verdiğiniz çok teşekkür ederim. Benim amacım Özlem Hocam'da bile her eğitimde bahsederim. Amacım çok sayıda çocuğa ulaşabilmek bir öğretmen olarak. Benim de bu amacımı gerçekleşme noktası bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere Görüşmek tekrar. Üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. İyi, günler. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi, akşamlar sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.